Hastalıklı Futbol'dan hepinize merhabalar. Dursun Özbey'in Galatasaray'ın 39. başkanı olması üzerinden tam 11 gün geçti. Polemiklerin dinmediği, dedikoduların kesilmediği uzun ve yıpratıcı bu iki haftanın ardından nihayet teknik direktör olarak Okan Buruk'la anlaşıldı. Bu teknik adam seçimi bir kısım Galatasaraylılar için masadaki en gerçekçi tercihti. Ancak başka bir kısım içinse büyük bir hayal kırıklığı. Kimine göre Okan Buruk Galatasaray'ın evladıydı ve bu şansı çoktan hak etmişti. Kimine göre ise Okan Buruk bu kulübe ihanet etmiş biriydi. Tüm bunları beraber masaya yatıracağız. Her biriyle ilgili kişisel izlenimlerimi, içime dolanları, içime sığmayanları hiç kimseyi kırmadan sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Bu içerik standart bir teknik direktör analizinden farklı, daha olağan dışı olacak. Takdir edersiniz ki seçiminden hocasına, sağ içinden sağ dışına son 3 yıldır Galatasaray'da yaşanan her şey zaten oldukça olağan dışı. Galatasaray şüphesiz Türkiye'nin en büyük camialarından biri. İşler yolunda giderken dahi bu kulüpte kaos eksik olmaz. Çünkü oldukça kozmopolit bir yerdir burası. Hatta zaman zaman bu kaosla beslenip sık sık bunu yakıt olarak kullanabilmiş, en karanlık dönemeçlerden zaferle çıkmayı başarmış bir takım Galatasaray. Uzun lafın kısası, Galatasaray'da sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Buraya kadar her şey normal. Kimi oluşumlar bu durumu her kafadan bir ses çıkıyor gibi yorumlayabilir. Fakat Galatasaray kültürü çok sesliliğe değer verir. Dolayısıyla işini en iyi yapanlar, nice başarılar elde edenler dahi bu kulüpte eleştirilebilir. Çünkü Galatasaray en iyiyi bulduğunda bile daha iyisini arayan mükemmelliyetçi bir sultani disiplinden gelir. İşte bu çok seslilik ve eleştiri kültürü sarıyla kırmızıyı hiçbir zaman bölmediği gibi bu renklere hizmet eden herkesi. Ama herkesi daha iyi olmak zorunda kılar. Taraftarını bir önceki koreografisinden daha iyisini, futbolcusunu bir önceki performansından daha üstününü, teknik direktörünü bir önceki şampiyonluklarından daha fazlasını kazanmaya mecbur bırakmış ve son 20 sene baz alındığında kupa sayısı olarak en yakın rakibine neredeyse 2 kat fark atmış bir futbol kulübünden bahsediyoruz. Tüm bunları bu kültürel yapıyı çok daha fazla detaylandırarak en başarılı ve en vefasız videosunda zaten birkaç yıl evvel anlatmıştım. Dolayısıyla buraya kadar da her şey normal. Fakat büyükçe yazılmış kalın bir fakat. Son 3 senedir Galatasaray'daki bu olağan çok seslilik olağan dışı bir kutuplaşmaya dönüşmüş durumda. Her fikrin cesurca zikredildiği Galatasaray kürsülerinde bir benzerini daha önce hiç görmediğimiz ötekileştiren bir tavır hakim. Kadına hakaret edilen tweetler, kendisiyle hemfikir olmayanları aşağılayan sözler, binlerce formanın ortadan kaybolduğundan bahseden şok edici iddialar. Detaylarına girmeyi hiç istemiyorum ancak gördüğümüz çok açık bir tablo var. Galatasaray her geçen gün tarafların biraz daha keskinleştiği bir kutuplaşmaya sürükleniyor. Derin Galatasaray üst akıl ya da kurumsal hafıza, artık adına ne demek istiyorsan. Bilinçli ya da hayatın doğal akışında ister dışı ortaya çıkan bir kuşak çatışması adeta. Galatasaray'ın başkanını belirleme hakkına sahip olmuş kişiler arasında başlayan bu ayrışmanın halka, sosyal medyaya sirayet etmemesi de düşünülemezdi elbet. Ben sırf Fatih Terim'e görev verme ihtimali olduğu için Dursun Özbey'in bir önceki başkanlık döneminde yaptıklarını güzelleyenler gördüğüm gibi sırf Fatih Terim tekrar gelir korkusuyla Domenech Torrent'in başarılı bir ikinci yarı geçirdiğini savunanları da gördüm. İşte kutuplaşmanın resmi tam olarak budur. Çünkü ülkemizde taraf olmak, kendi argümanlarını güçlendirmektense karşı tarafı kifayetsiz kılmak üzerinden kurgulana gelir. Kutuplaşmak insanın sağduyusunu köreltir. Karşındakini anlamak için değil, cevap vermek için dinlemeye başlarsın. Kutuplaşmak insanı gerçeklerden uzaklaştırır. Paralel evrenler yaratırsın. Tek amaç karşı kutbu cevapsız bırakmak ve kendi savını yaymak olduğu için neyin doğru, neyin gerçek olduğu önemini yitirir. Gerçekler önemini yitirmeye başlayınca saçmalarsın. Saçmalarsın. Dursun Özbek müthiş bir başkandı, 2 sene şampiyon oldu, kadroyu o kurdu dersin. Sanki Grosskreutz skandalı başka bir başkan döneminde yaşanmış gibi. Sanki 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Kavanda'ya başka biri 2 milyon euro bonservis ödemiş gibi. Sanki Snyder'i takımdan göndermek için Guido Albers'i İstanbul'a çağırıp sözleşmesini uzatan Sayın Dursun Özbek değilmiş gibi. Yeter ki Fatih Terim gelmesin diye Domenech Torrent'le bile devam dersin. Sanki Galatasaray tarihinin puan ortalaması en düşük 3 teknik direktöründen biri değilmiş gibi. Tamamen amaçsız kalınan bir sezonda
likidite edilebilecek genç oyuncuları kamp kadrosuna bile almayıp 30 gün sonra kontratı bitecek Halil, Babel ve Pulgar'ı 11 oynatan Sayın Domenech Torrent değilmiş gibi. Evet, kaos Galatasaray'ı sever, Galatasaray kaosu sever. Ancak bu durum bir kutuplaşmaya dönüşüyorsa, camia taraflara bölünüyorsa Galatasaray'ın öyle çok uzağa bakmasına da gerek yoktur. Ezeli rakibine şöyle uzaktan bir göz atması, ibret alması için yeterlidir. Aykutcusundan Ersuncusuna, Azizcisinden Alicisine, yıllar yıllar boyunca Fenerbahçe bu fraksiyonların ceremesini çok çekmiştir. Peki Okan Buruk, Galatasaray'ın laf icabı değil, gerçekten birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde. Etrafında kenetlenilebilecek isim Okan Buruk mudur? Yoksa bu isim bambaşka potansiyel bölüngüleri beraberinde mi getirir? Gelin bir sonraki bölümde de bunu konuşalım. Okan Buruk isminin kulislerde ilk konuşulmaya başlandığı gün ortaya atılan, hayli kötü niyetli olduğuna inandığım bir karalama kampanyasına şahit oldum. T 25 sene önce yaşanmış, üstelik kapanmış bir hesap ısrarla yeniden açılmaya çalışılıyor. İddia şu ki 2000-2001 sezonunun 32. haftasında Galatasaray üst üste 5. şampiyonluğu kovalarken Okan Buruk bilerek kırmızı kart görüp oyundan atılmış ve bu sebepten Galatasaray şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmışmış. Sonra kaçar gibi Inter'e gitmişmiş. Meşhur bir Galatasaray sözü der ki, gündemler değişebilir. Peki ya tarihi kim değiştirecek? Zayıf bir mekan zaman ilişkisi, şahit olunmuş gibi dile getirilen basit bir birinci tekil şahıs anlatımı ve nur topu gibi bir manipülasyon. Sorgulamayan, araştırmayan, her gördüğüne inanan insanları tarihi manipüle ederek kandırmak gerçekten çok kolaydır. Ancak şükürler olsun ki artık internet var, her bilginin güvenilirliğini doğrulamaya çalışan yeni bir kuşak var. O dönemi içinde yaşamış, üstünden defalarca kez geçmiş biri olarak anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle Galatasaray o sezon liderlik koltuğunu anlatıldığı gibi Ankara gücüne yenildiği için değil, bir önceki hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu için kaptırdı. Üstelik derbide Galatasaray'ın attığı tek gol Suat'tan gelirken asisti yapan isim de Okan Buruk'tu. Bir önceki hafta Rize deplasmanında Galatasaray'ı öne geçiren isim yine 7 numaralı formasıyla Okan Buruk'tu. Sahi bu Okan 10 gün önce takımının kazanması için canla başla çalışıyorken Ankara gücü maçında ne olmuş olabilir? Evet, kabul etmek gerekir ki 22 ve 33 olmak üzere 9 dakika içerisinde 2 sarı kart görmüş olması elbette profesyonel bir futbolcu için son derece sorumsuz bir davranıştı. Ancak Okan kızardığı dakikada Galatasaray mutlak kazanması gereken bir maçta 1-0 gerideydi. Zaten topa karşı sert bir oyuncu olan Buruk önce topu ayağından biraz fazla açtı, sonra kaptırdığı topu tekrar kazanmak isterken faulle hareket yapıp takımına 10 kişi bıraktı. İşimiz niyet okumak değil ama bu pozisyonu hangi gözle izlerseniz izleyin, Okan'ın kasten kart gördüğünü iddia edemezsiniz. Evet, sorumsuzca ama gayet doğal, gayet futbolun içinde olan bir pozisyondu bu. Hikayedeki mekan ve zaman ilişkisi tamam ama işte olay örgüsü asıl burada başlıyor. Bu sezonun devamında Okan Buruk'un bedelsiz olarak Inter'e transfer olması. Yeni olan şeyleri algılamak ve kabul etmek ülkemizde biraz zaman alır. Bugün itibariyle sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan her futbolcu kulübüne sormaksızın yasal olarak istediği her takımla görüşme imkanına sahiptir. Ve literatür türde bu hakka Bosman kanunu denir. Lewandowski'nin Dortmund'dan Bayern'e geçmesi, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transfer olması, hatta birkaç hafta önce Real Madrid'in duyurduğu Rüdiger, bunlar hep Bosman kuralı çerçevesinde gerçekleşmiş transferler. Ancak Okan Buruk'un kaçtı diye anılmasının en büyük sebebi, Türkiye'nin Avrupa Birliği kurallarına uyum sürecinde Bosman kanununu 2001 senesinde tanımış olmasıydı. Yani bir başka deyişle Okan ve Emre, Bosman kuralının Türkiye'de ilk uygulandığı transfer ve tam olarak bir ihanet gibi yorumlanmıştı. Okan Buruk yukarıda verdiğim örnekler gibi ezeli bir rakibe geçmiş bir isim değildi. 2000'lere kadar Türkiye'de yetişip yurt dışında top oynamış oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. 27 yaşında bir futbolcu olarak böyle bir fırsat her zaman yakalanmaz diyerek bunu değerlendirmek istemesi anlaşılmayacak bir durum değildi. Ki 96-2000 arası bu muazzam başarıları elde etmiş grubun lideri Fatih Terim bir önceki yıl hayallerinin peşinden Floransa'ya gitmişti. Okan'ın da kendine göre hayalleri olabilirdi. Bosman hakkına rağmen Okan yurt dışından teklifler olduğunu ve Avrupa'da futbol oynamak istediğini bugün etiket edilmeye çalışılan Ankara gücü maçından yaklaşık 4 ay kadar önce yönetime iletmiş, dönemin yöneticileri Okan'a gitmesinde bir sakınca olmadığını bildirmişlerdi. Büyük ihtimalle takım 5. kez şampiyon olacak ve Okan'ın takımdan ayrılmış olması haber değeri bile taşımayacaktı. Ama Galatasaray ne zamanki son 3 haftada liderlik koltuğunu ezeli rakibine devretti, işte o vakit yöneticilere bir kurban
kurban lazım geldi. Kendi basiretsizliklerinin faturasını Okan Buruk'a kestiler. Birkaç yıl sonra Frank Ribery örneğinde de görecektik ki Galatasaray yönetimlerinin kendi iş bilmezliklerini futbolculara ihale etmesi alışılmadık bir durum değildi. O günden bugüne aradan geçen 23 yılda bir benzerinin yanına dahi yaklaşılamamış UEFA Kupası ve Süper Kupa kazanmak gibi görkemli bir başarıyı yeterince pazarlayamayan, sportif başarının getirdiği bu marka değerini karlı sponsorluk anlaşmalarına dönüştüremeyen Galatasaray yöneticileri ellerindeki insan kaynağına, özellikle de yerli futbolculara asla hak ettikleri değeri göstermemişti. Ne olursa olsun sana bu benzersiz başarıyı tattıran grubun bir parçası olan biri 27, diğeri 21 yaşında iki önemli oyuncunun sözleşmesini yenilemek için son güne kadar bekleyemezsiniz. En geç sezon başı halledersiniz bu işi. Ya yenilersiniz ya satar para kazanırsınız. Bu iş tüm Avrupa'da böyle yapılır çünkü. Evet, o tarihe kadar Türkiye'de bu işler bu şekilde yürümüyor olabilirdi. Ama sen artık Avrupa şampiyonusun. Sezonu açıp Real Madrid'den Süper Kupa almışsın. Tüm dünyanın gözünü senin kadrondaki oyunculara çevirebilme ihtimali hiçbir ileri görüşlü gerektirmeyecek kadar bariz. Sen onlara çok değer vermiyor olabilirsin ama onların hepsi çok değerli oyuncular. Bugün Bülent Korkmaz'ından Ergün Pembesi'ne, Suat Kayası'na, hepsinin dile getirmeye sakındıkları, içine attıkları vardır. Bir yere röportaj verdiklerinde onlar demese de hissedersiniz. Galatasaray'a dargın değillerse de kırgın olduklarını. Tüm bu oyuncuların çok düşük maliyetlere oynaması bir yana, o sezon Okan Buruk'un Ankara Gücü maçında gördüğü kırmızı karttan daha sıkıntılı bir durum vardıysa, Mircea Lucescu yönetiminde ligin 18. haftasında oynanan Denizli Spor maçıydı ve bu maçtan hemen sonra lige bir ay ara verilecekti. Tarih 23 Aralık 2000 Mecidiyeköy'de bir cumartesi akşamı. İlk 11'de Kerem İnan, Fatih Akyel, Bülent Korkmaz, Emre Aşık ve Hakan Ünsal var. Ergün Pembe ve Emre Belözoğlu çift orta saha, bir kanatta Ümit, diğerinde Hasan. İleride Serkan Aykut'la Arif. Yedekler Mehmet Bölükbaşı, Vedat İnceefe, Ahmet Yıldırım, Faruk Atalay, 57'de oyuna giren Suat Kaya ve 57'de oyuna giren Okan Buruk. Ya bir gariplik yok mu bu işte? Taffarel nerede? Pope nerede? Hepsi mi sakat? Hepsi mi cezalı? Gariplik şu ki yabancı oyuncular Hacı önderliğinde toplanarak yönetimin kapısını çalıp Christmas tatili yapmak için bu maça çıkmak istemediklerini belirtmişlerdi. Galatasaray full artı full yerli kadrosuyla çıktığı maçta Denizli Spor'a Samiyen'de 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray'ın bu maçtan o maça kadar 13 haftada sadece bir kez kaybettiğini de belirteyim. O halde şimdi sadece soruyorum. Benim aldığımın 3 katı olan yabancıların maaşını bir gün geciktirmeyip siz nasıl olsa bizdensiniz deyip bana 3 ayda bir ödeme yaparsan. Yabancı oyuncular kafasına göre tatile çıkarken ben hep fedakarlık yapmak zorunda kalan tarafsam. Sence ben kendimi bu evin çocuğu olarak görebilir miyim? Parayı pulu geçin arkadaşlar. Sence ben kendimi değerli hissedebilir miyim? La Masia'dan yetişen oyuncular aidiyet duyguları gelişsin diye A takıma yükseldiklerinde takım hiyerarşisinde en üst grupta yer alırlar. Bakın reklamdır, forma tanıtımıdır, kaptanlık bazubandıdır, ön plana çıkarılan oyuncular hep altyapı mahsulleridir. Kulüp sürekli onları onurlandırır. Yahu sen bana hiç babalık yapmamışsın ki benden evlatlık bekliyorsun. Yine de ne gidene kadar, ne gittikten sonra Galatasaray'la ilgili tek kötü kelime konuşmamış. Yetiştiği camiaya her fırsatta şükranlarını sunmuş, sağ içinde sağ dışında, başka takımda oynarken ya da başka takımı çalıştırırken. Ne siyasi ne ideolojik, ne bir spor programında ne de bir bar çıkışında. Herhangi bir Galatasaray taraftarının suratını yere eğdirecek tek bir olayla gündeme gelmemiş Okan. Tek suçu oymuş ki Inter dönüşü Beşiktaş'a transfer olmuş. Üstelik 2 yıl sonra tekrar Galatasaray'a dönmüş olmasına rağmen. Bakın yanlış anlaşılmak istemem. Amacım Okan Buruk'u aklamak için Galatasaray tarihinin en yetenekli, en özel oyuncusunu karalamak asla değil ki bahsede geldiğimiz tüm bu başarılar Hacı bu ülkeye gelmese yaşanır mıydı pek emin değilim. Zaten hatırlarsanız onun futbolculuğunu anlatırken hikayeyi bir kitap gibi kurgulayıp sonuna solaktı diye eklemiştik. Çok özel bir figürdü Giga. Ama burada bir çifte standart var. 23 Aralık 2000 akşamı Noel'i kutlamak için diğer yabancılarla birlikte erken tatil başlatan Hacı bu takıma teknik direktör olarak 2 defa geldi. Başakşehir ligimizin 6. şampiyonu yapan Okan Buruk'un fi tarihinde gördüğü bir kırmızı kart yüzünden liyakatinin sorgulanmasını Burak Elmas döneminde de son derece gereksiz bir hassasiyet olarak yorumlamıştım. Okan Buruk'un CV'si Galatasaray için yeterli
yeterlidir, değildir. Taktiksel açıdan uyar, uymaz. Başarılı olur ya da olamaz. Tüm bunlara varım. Tüm bunları tartışırız. Ama kariyeri boyunca Galatasaray için maddi manevi birçok fedakarlık yapmış ve görünen o ki yapmaya da devam eden bir adamı 25 yıl önce kapanmış bir hesabı tekrar açarak karalamaya çalışmak şu saatten sonra Okan Buruk'tan çok Galatasaray'a zarar verecektir. Nitekim tarihi her zaman olduğu gibi yine kazananlar yazacaktır. Bugün basit kelime oyunlarıyla kendisine çirkin yakıştırmalar yapanlar Okan Buruk Galatasaray'da başarılı olursa bu kez evlat diyerek onu en ön sıradan alkışlayanlar olacak. Yok, başarısız olursa ne olacak ki? 6 ay sonra yapılır bir olağan dışı genel kurul daha. Hastalık bu futbolu izlediniz. Hoşçakalın.